Aslan Mahpus Abdülkadir Kuday için buradayız. Kendisi yaşamını tek başına idame ettirememesine ve cezaevinde kalma koşulları bulunmamasına rağmen maalesef tahliyesi engelleniyor. Nadir de olsa adli tıp kurumunun cezaevinde kalamaz raporu verdiği hasta mahpuslardan birisi Abdülkadir Kuday. Ama buna rağmen infaz kanunun 16. maddesi gerekçe gösterilerek ki maalesef bu madde gerekçesiyle birçok hasta mahpusun tahliyesi engellenmekte. ATK'nın 24 Aralık 2021 tarihli raporunda ise Abdülkadir Kuday'ın yatıp bir ceza infaz kurumu şartlarında infazına devam olunabileceği ifade edilmiş. Bunun üzerine mahpusun müebbetçisi yatıp bir kapalı ceza infaz kurumuna sevki yapılmıştır. Yatıp hapishanede hastalık durumunda hiçbir gerileme olmadığı gibi ilerleme söz konusu olmuş. Bunun üzerine tarafımızca 28 Kasım 2022 tarihinde Bakırköy İnfaz Hakimliği'ne başvuru yapılarak infazının ertelenmesi talebinde bulunulmuştur. Ancak başvurumuz reddedilmiştir. 16 Ocak 2023 tarihinde durum bildirir sağlık kurulu raporunda günlük işleri için tam desteğe ihtiyacın olduğu mevcut hastalığında gerileme olamayacağı başvurucunun iki kişinin desteğiyle ancak yürüyebileceği yutma sorunu için mama kullanımı ihtiyacı olduğu bu nedenle başvurucunun cezasının infazının ertelenmesi gerektiği açıklanmıştır. Fakat mahpus hapishanede tutulmaya devam edilmiştir. Adalet Bakanlığı'nın 2 Ocak 2023 tarih ve 21 nolu genelgesi kapsamında Anayasa'nın 104. maddesinin 16. bendi gereği yeniden Cumhurbaşkanlığı'na rafi için başvuru yapılmıştır. Ancak Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu 1 Mart 2023 tarihli raporunda başvurucunun retip hapishanede kalabileceğini açıklamıştır. Bu aşamada yapılan infaz erteleme talebi yeniden reddedilmiş. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulunmuş. Fakat tedbir talebimiz reddedilmiştir. Abdülkadir Kuday 10 Temmuz 2023 tarihinde göğsünde şiddetli baskı hissetmiş ve kalp krizi geçirmiştir. Abdülkadir Kuday 10 Temmuz 2023 tarihinden daha sonra 14 Temmuz 2023 tarihinde kendisine anjiyo yapılmıştır. Kuday'ın durumu kötüye gittiği için 18 Temmuz 2023 tarihinde tekrar telefonumuzca Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme başvurusunda bulunmuştur. Başvurumuz üzerine Kuday'ın ATK'ya sevki sağlanmıştır. 23 Ekim 2023 tarihli adli tıp raporunda başvurucunun yaşamını hapishanede idame ettiremeyeceği ifade edilerek cezaevinde kalamaz raporu verilmiştir. Ancak buna rağmen ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday tahliye edilmemiştir. Bunun üzerine 30 Ekim 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne yeniden tedbir talebi tahliye talebinde bulunmuş saklı talebimiz reddedilmiştir. Bu zamana kadar savcılığa, ceza infaz kurumuna, ağır ceza mahkemelerine ve Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruların tamamı hapishanede kalamaz raporlarına rağmen ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday'ın ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olması nedeniyle reddedilmiştir. Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumunun kritik bir eşiğe gelmesi nedeniyle 3 Eylül 2024 tarihinde tarafımızca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebinde bulunmuştur. Yine 3 Eylül 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne Abdülkadir Kuday'ın tedbiren tahliye edilmesi talebiyle bireysel başvuru yapılmış ve aynı tarihte yeniden Cumhurbaşkanlığı özel affına başvurulmuştur. Yapılan sonuç başvurumuzdan da henüz olumlu bir sonuç alınamamıştır. Abdülkadir Kuday 22 Ağustos 2024 tarihinde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Başakşehir Çamlısakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış. Ancak ailesinden birinin yanında refakatçi olarak kalınmasına izin verilmemiştir. Tuvalet ihtiyacını tek başına gideremeyen Abdülkadir Kuday'a hastane görevlilerince yardım edilmemiş, kendisine yemek ve su da verilmemiştir. Abdülkadir Kuday insanlık onuruyla bağdaşmayan bu kötü şartlarda tedavisinin mümkün olmayacağını söylemesi üzerine hapishaneye geri götürülmüştür. Hastanedeki sağlık görevlileriyle yaptığımız görüşmelerde Abdülkadir Kuday'ın hastaneye getirilmesi halinde entübe edileceği, aksine mümkün olmadığı, bu haliyle kalbinin her an durabileceği aktarılmıştır. Tarafımız Cemet Cisret Tıp Hapishanesi'nde 2 Eylül 2024 tarihinde yapılan ziyarete mahpusun artık tekerlekli sandalyede dahi oturamadı. Avukat görüş odasına sedyeyle getirildi. 40 kilonun altına düştü. Kemiklerinin göründüğü aşırık kilo kaybı ve sürekli sırt üstü yapması nedeniyle kemikleri sırtına battı ve sırt derisini tahriş etti. Vücudunda morarmalar oldu. Hareket etmekte, nefes
nefes almakta ve beslenmekte oldukça güçlük çektiği aktarılmış ve gözle görülen bu olumsuzluklar tarafımızca da tespit edilmiştir. Ayrıca mapusun satürasyon değerlerinde ani düşüşler yaşandı. Satürasyonun 63-64 seviyelerine kadar düştüğü de tarafımızda aktarılmıştır. Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumunun aile göz önünde bulundurulduğunda cezaevi fas kurumunda bulunması nedeniyle hayatını kaybetme riski bulunmaktadır. Mahpusun yaşama risk altında olup açık bir şekilde yaşama hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı hakkı ihlal edilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumunun geldiği kritik aşamada tedavisinin ailesinin yanında tam teşekkürlü bir hastanede devam ettirilmesi, infazına ara verilerek serbest bırakılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adalet Bakanlığı ve tüm yetkilileri gerekli adımları ivedilikle atmaya davet ediyoruz.